Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Call of Duty Vanguard'a hoş geldiniz. Tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bitene kadar büyük ihtimalle kanalda full bir şekilde bunu görebilirsiniz diye düşünüyorum. Domination. Move out and secure the objective. This will be intense. I hope you came prepared. Capturing Charlie. Biz elimizden geldiği kadar full bir şekilde bunu oynayacağız tabii ki de. Charlie is ours. En azından önce. Capturing Baker. Kafa alırım bir an. Ya loadout seçiyorum da. İşte silahları yükseltmek gerekiyor. Bilmiyorum, şu FPS oynamak kadar sinir bozucu bir şey yok ya. Tabii de yani oynatmamasından iyidir ama yani. Losing objective Baker. Hayır. Şimdi bu FPS'de ağır bir şekilde oynamak da sıkıcı oluyor. Ama bırak da kral. 30 FPS sıkıcı bir FPS yani. Ne oluyor oğlum? Farenin orta tuşu da çalışsa. Nereden sıktı o şerefsiz bana? İşte ben herhalde şey olarak RX 550'lerin herhalde biraz düşük versiyonunu almış olabilirim. Closing with Baker. Yani büyük ihtimalle de öyle. RX 550'lerin bir tık düşükünü almış olabilirim yani herhalde. O biraz beni üzdü yani için özellikle. Enemy shell coming off. Enemy guard dog on the prowl. Capturing Baker. İyisini alsaydı şu an 780'de bile oynayabilirdik yani. We hold Baker. İşte bunun için RSR'nin gelmesini çok isterim arkadaşlar. Baksanıza şu FPS oynamak. Diğer modları güzel oynuyorum da bu modda losing objective Baker herhalde açık alandan olduğundan dolayı diğerdir diye düşünüyorum ama sıkıntı değil. Got an enemy glide bomb on the way. Bekir, bekir. Hızlı baba. Closing with Charlie. Supply box here. Got the supply. Throwing grenade. Closing with Baker. Şansımızı deneyelim. Hayır ya. Bunun için RSR'nin gelmesi 550 kullanan insanlar için çok önemli yani. Friendly package inbound. Ya işte. En azından bir nebze oynatma. Daha iyi oynatır ben özellikle. Ama nedense Ahmet'e bize vermek yerine güçlü olan kartlara vermeyi tercih etti işte. Hostile bombers inbound. Zaten var ya arkadaşlar. Hani ben şey yapamam, ben 1050 Ti almayı düşünebilirim yani bu şey tarafta. FPS'imiz düşük olsa da kardeşim oynayabilirim. Yani 1050 Ti alsam yani RX serisinden daha iyi, 550 serisinden daha iyidir.
Yani 560 alacaksın. İyi olmayacak ama. O yani onun yerine RX 500 diye şey açmış önce. GTX 1600, 1050 Ti, 1050 falan alsam plancımız olsun, bundan daha karlı yani. Şahmeden'in yaptığı bu büyük bir ayıp yani. Nvidia'nın bile en düşük kartı olan 750 Ti'de bile Nvidia'yı Mexican'lik olayı var yani, biliyorsunuz. Hostile recon in the air. Spies in the sky. Oh, wow. Hey. Enemy care package yani, on the drop. Cover your head. Ondan enemy daha iyi olduğu kesindir ya. Yani gelse en azından bu sıkıntıları çekmezdik yani arkadaşlar. Allah seni etsin. Adam 750 Ti'ye getiriyor. Nvidia. Nvidia'yı Mexican'ı kolayla. İki anasını satayım. En düşük kartı olan 400 ve 500 serisini umursamıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar yani sizce? Hakkaniyet içerisinde bir davranış değil bana kalır. Ya, bana kalırsa tabii. O ne lan? Bir lazer mi atıyor? Abi bir dakika dur ya, abi bir dakika dur ya. Aman. Şerif size de. Ana. Ya. Yani 550'ye göre bir oyun da değil yani ama ben de maksadım nedeni inlemek, tadına varmak güzel oluyor yani. Anana ya. Mortars incoming. Get out. Yani en azından ben ya neyse. Ben burada 100 FPS üstü alsam, 100 FPS üstü alsam ben rahatlıkla çok güzel şekilde sizlere sunarım yani. Incoming bomb! Clear out! Gun grenade! Ya abi, bir dur ya. Ya kardeşim, bir konuşmayın. Kaybediyoruz zaten kral. Ya hayır. Aha. Sen tabi biraz da FPS canını sıkıntı işte, oynayamıyor işte. Aha yedi lan. Aha göte bala vurdum herife. Ama o benimdi ya. Ya hayır. Ya bu oyun bu mod oynanmazmış. Ben FPS arı çekmişim ha performans arkadaşlar. Anca geziyoruz ya, çık kardeşim ya. Ben bu tarafa geçemiyorum ben. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şunu izledikten sonra çekiyorum. Ama benmişim bu. Teşekkür ederim. O ne lan? Bu da Allah'a belaj almış bu. Bakalım bizim takımda kim var. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.